Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Son dakika haberleri için kanalıma abone olmayı unutmayın. Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren ve uzun süreli sözleşme istediği için ilk etapta anlaşmaya yanaşmayan Martin Skrtel ile görüşen yönetim oyuncuyla büyük oranda anlaştı. Sarı lacivertli kulüple Skrtel arasında yapılan pazarlıkta 250 bin euroluk bir fark kaldığı öğrenildi. Tarafların büyük ölçüde el sıkışacağı, ancak teknik direktör Ersun Yanal'ın öncelikle istediği diğer stoperin durumuna göre hareket edileceği belirtildi. Sarı lacivertli ekip takıma yapılan 7 takviyenin ardından Gençler Birliği'nin Ümit Milli Takımı'nda da görev alan oyuncusu Mert Çetin'in renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Siyah beyazlar geçtiğimiz sezon Ankara Gücü'nde harika bir performans sergileyen Boyd'u kadrosuna kattı arkadaşlar. Beşiktaş ABD'li futbolcu Tyler Boyd'u 4 yılına kadrosuna kattığını duyurdu arkadaşlar. Siyah beyazlı kulübün eski futbolcusu Atınç Nukan'la yeniden anlaşmaya vardığı öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcuyla 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalanacak. Beşiktaş İtalya'ya transferi gündemde olan Dorukhan'ın yerine düşündüğü Mehmet Özcan için teklif yükseltmeye hazırlanıyor. 20 yaşındaki orta sahanın kulübü Eskişehir, siyah beyazların 500 bin euro önerisini az bulurken 2 milyon euro talep etti. Bu gelişmenin ardından siyah beyazlı kulüp rakamı 1 milyon euroya çıkardı. Beşiktaş kadrosuna yerli oyuncu katmak için temaslara başladı. Siyah beyazların hedeflerinden biri Altın Ordu'nun sağ beki Kerim Alıcı. 22 yaşındaki oyuncuyu Gökhan Gönül'e alternatif olarak transfer etmek isteyen yönetim kurulu İzmir ekibiyle anlaşmaya çalışıyor. Siyah beyazlı ekip Kerim'i Avusturya kampına yetiştirmek amacında arkadaşlar. Galatasaray kulübü seriye satın alma opsiyonu ile birlikte 1,5 milyon euro karşılığında kiralamak için teklifte bulundu. Seriye Galatasaray dışında Milan'ın da talip olduğu ve Cuma günü İtalyan kulübünün yöneticilerinin Fulham yetkilileri ile bir araya geldiği belirtildi. Fulham'a 30 milyon euro bedelle transfer olan Seri, geçtiğimiz sezon Fulham formasıyla ligde oynadığı 32 maçta 1 gol attı ve 3 asist üretti arkadaşlar. İddiaya göre teknik direktör Fatih Terim, Batshuayi'yi ısrarla takımla görmek istiyor. Chelsea ile 2021 yılına kadar mukavvesi bulunan forvet, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Crystal Palace kulübünde kiralık olarak geçirdi. 11 karşılaşmada 5 gol atan 25 yaşındaki futbolcu daha sonra Chelsea'ye geri döndü. İngiliz ekibi onu kadro planlamasında düşünmüyor. Fair Play kıskacındaki Galatasaray, Batshuayi'nin kiralanması için girişimlere başlayacak. Galatasaray'da başarılı bir performans sergileyen Onyekuru'dan olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Geçen sezonun yıldızı için Everton'la prensip anlaşmasına varan Galatasaray yönetimi, Onyekuru'nun maaşında da ciddi bir zam yapmayı planlıyor. Nijeryalı futbolcunun Galatasaray'la kiralık sözleşmesini imzalayacağı belirtiliyor. Trabzonspor bir süredir transferi için uğraş verdiği Kempi transferinde sona geldi. Arjantinli futbolcu sağlık kontrolü için Trabzon şehrine gelecek. Başarılı stoperin bonservisini elinde bulunduran Estudiantes kulübü Kempi'nin transferini onay verdiğini açıkladı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda ederek önümüzdeki sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Erzurumspor'da Lokman Gör Süper Lig takımlarından Alanyaspor'a transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Gazişehir Gaziantep forması giyen Delvalle ile 1 artı 1 yıllık anlaşma sağlamasının ardından oyuncu Erzurum'a geçerek takımla birlikte çalışmalara başladı. Kayseri Spor Galatasaray'da forma giyen Ramazan Emirhan Civelek ile 1 yıllık sözleşme imzaladı arkadaşlar. Bir önceki videomu izlemediyseniz aşağıdaki pencereden ulaşabilirsiniz. Yorumlar kısmına yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.